Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sezonu yine bitmeden bir sebzeyi daha karşınıza çıkardım. Sebze diyorum ama daha önce de yapmıştık sarmaşık. Bugünlerde sık sık pazarda görürsünüz bunu, sarmaşık. Daha önce de yapmıştım, nasıl ayıklandığını göstermiştim. Bu şekilde uçtan başlayarak bıçak değdirmeden elimizle koparıyoruz. Koptuğu yere kadar, kopmadığı yerde bırakıyoruz. Çünkü orası sert oluyor. Şimdi daha önce yaptım, yine yapıyorum. Neden? Bu sefer farklı bir şekilde yapacağım. Giritlilerin, şu anki Giritlilerin bile unuttuğu, bu şekilde yapmadığı, unutulmaya yüz tutmuş bir halini yapacağım. Sirkeli. Bunun için malzememiz bir çay bardağı sirke, bir tepeleme kaşık un, tuz, bir çay bardağı kadar zeytinyağı, soğan, bir orta boy soğan ve iki bağ pazardan aldım taze su gibi sarmaşık. Sirkeli unlu sarmaşık kavurması yapacağız. Yücel arkadaşımın da kulakları çınlasın. Güzeller güzeli Yücel arkadaşım. Onunla konuşmuştuk, yorum yaptık. Giritlilerin bile unutulmaya yüz tutmuş hali. Bu haliyle de çok güzel olan sarmaşı bir de bu şekilde yapalım. Size de tavsiye ediyorum. Siz de çok beğeneceksiniz. Sirke zaten başlı başına şifa kaynağı, sarmaşık anlatmakla bitmez. Farklı şekillerde yapmak da iyi oluyor tabi. Bir de bu şeklini deneyelim dedik. Hem de unutulmaya yüz tutmuş halini bir gündeme getirelim. Arkadaşlar, soğanımız kavruldu. Şimdi sarmaşıklarımızı katıyorum. Kendim çekiyorum videoyu. O yüzden böyle yamuk oluyor. Pasta kaşıkla karıştırıyoruz. Metal kullanmıyorum. Fazla karıştırmamak gerekiyor. Bu halinde kavrulsa kurur, pişmeden kurur. Birazcık ılık su ekliyorum. Çay bardağını, tam çay bardağından biraz daha erteledim. Pişene kadar bu su buharlaşıp gidecek zaten. Şimdi kapatalım. İçine koyduğumuz su buharlaşana kadar sarmaşıklarımız da kavrulmuş olacak. Sarmaşığımız kavruldu. Suyunu çekti. Şimdi bu sırada tuzunu ekeceğiz. Tuzu en sona bırakıyoruz piştikten sonra. Acımıyor o zaman. Zaten hafif doğasında bir acılık var bunun. Tuzu baştan atarsanız çok daha kötü oluyor. O yüzden tuzu en son atmamız gerekiyor. Ondan sonra da fazla karıştırmaya gerek yok. Sarmaşığımız pişti. Tuzunu koyduk. Şimdi gördüğünüz gibi sirke ile unu bu şekilde çırptım. Onu da dökeceğim üzerine. Böyle. Bir 5 dakikada sirkeli unumuz pişecek. Sarmaşığımız sirkeli unla pişecek 5 dakikada. Kısık ateşte. Ondan sonra yemeğe hazır. Afiyet olsun. Beğenmişseniz lütfen beğeni tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Teşekkür ediyorum.